Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz ise Ethereum. Biliyorsunuz Ethereum Temmuz ayında bir güncelleme alacaktı. Ve bu güncelleme sonrasında madencilerin gelirleri önemli oranda azalacaktı. Buradaki gelirin ne kadar azalacağı konusunda net bir bilgi yok. Fakat bazı forumlarda %30 olacağı söyleniyor. Fakat burada minimum %30 arkadaşlar. Yani daha fazla da olabilir ama en az madencilerin bu güncelleme sonrasında %30'luk bir kayıp yaşayacakları söyleniyor. Şimdi şunu soracak olabilirsiniz. Ben aslında bunu uzun zamandır söylüyorum size de zaten. Temmuz ayından itibaren Ethereum madenciliğinde biraz böyle gerileme yaşanacak. Gelirler düşecek. Dolayısıyla Ethereum madencileri farklı coinlere yönelmek zorunda kalabilir diye belirtiyorum zaten. Fakat pek çok kişi buna karşı çıkıyor. İşte gelirlerimiz düşmeyecek. Nereden okudum bunu vesaire. Bu zaten Ethereum'un kendi sitesinde de yayınlanan bir bilgi arkadaşlar. Yani bunu benim size söylemem için hani çok böyle avam bir istihbarata ihtiyacım yok. Dolayısıyla bu bilgiyi isteyen herkes Ethereum'un sitesine girerek zaten öğrenebilir. Şimdi son günlerde arkadaşlar Ethereum'un London Hard Fork'u üzerinde bayağı bir çalışmalar böyle hızlanmış durumda. Çeşitli serverlarda testler deneniyor fakat daha ana server'a yüklenmedi. Yani şunu sormayın. Temmuz ayı geldi, hani güncelleme olacaktı, oldu, işte bizim gelirlerimiz hala aynı, değişmedi vesaire demeyin. Çünkü daha güncelleme ana ağa yüklenmiş değil. Eğer her şey planlandığı gibi giderse 24 Temmuz tarihinde bu güncelleme ana ağda da aktif edilecek. Ana ağda aktif edildiği zaman arkadaşlar Ethereum tarafındaki pek çok işlem POW yöntemi yerine POS yöntemiyle yapılmaya başlanacak. POS biliyorsunuz Proof of Stake olarak geçiyor ve Cardano yani ADA tarzında bir işlem bu. Aslında bunu böyle bankadaki faiz sistemine benzetebilirsiniz. Belli bir Ethereum miktarını kilitliyorsunuz ki bu miktar şu anda en az 32 Ethereum olarak belirlenmiş durumda. Bu Ethereum'u kilitlediğiniz zaman işlemler bu kilitlenen Ethereum'lar üzerinden gerçekleşiyor ve kilitli olduğu süre bazında da size belirli bir getiri sağlıyor. Elbette ki buradaki getiri ekran kartlarında yaptığınız madencilik kadar fazla olmuyor arkadaşlar. Bunu size belirtmemiz gerekiyor. Fakat öte yandan da elektrik masrafı, işte ne bileyim ekran kartlarının bakımı gibi dertleriniz de olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Elinizde belli o miktarda bulunan Ethereum'u kilitliyorsunuz herhangi bir borsada. Daha sonra işlemler bu Ethereum'lar üzerinden yapıldığı için siz de belli bir pay alıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi aklınıza şu soru takılabilir. Ben şu anda Ethereum madenciliğine girmeli miyim? Dürüst olmak gerekirse şimdilik en azından hani 24 Temmuz tarihi beklenebilir. 24 Temmuz tarihine kadar madenciliğe girmek çok da mantıklı gözükmüyor arkadaşlar. Belki 24 Temmuz'dan sonra hani bakarsınız ağdaki işlem ücretlerine malum elektrik fiyatlarına da %15 zam geldi. Bunu da göz önünde bulundurarak belki madenciliğe girmeye karar verebilirsiniz. Hani kar zarar oranını ölçerek. Fakat önümüzdeki süreçte Ethereum madenciliğinin tamamen biteceğini de göz önüne almanız gerekiyor ki burada 2022 sonları falan deniliyor. Şu da var orada. POS yaygınlaştıkça POW yani bu ekran kartı tarafındaki üretim azalacaktır, ihtiyaç azalacaktır. Dolayısıyla gelirler de hızlı bir şekilde düşecektir diye söyleyebiliriz. O yüzden şu anda Ethereum madenciliği için ekran kartı almak çok mantıklı değil. Fakat hani farklı coinler var mı? Evet var, onları kazabilirsiniz. Zaten What2Mine sitesinde bunlara bakabilirsiniz. Son olarak size söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde gelecek olan güncelleme sonrasında bakın kazım hızınız düşmeyecek. Bunu bir kere daha belirtiyorum sizlere. Kazım hızınız aynı. Yani sen atıyorum bir kartla 30 meyaş alıyorsan yine 30 meyaş almaya devam edeceksin. Fakat senin gelirin Ethereum bazında düşecek. Bazı arkadaşlar bunu çok karıştırıyor. Diyor ki işte ya benim gelirim düşmedi. Ethereum'un değeri arttığı için dolar olarak arttı. O yüzden geliri düşmedi. Ama böyle bakmamak gerekiyor. Sen Ethereum kazıyorsun. Dolayısıyla gelirine de Ethereum düzeyinde bakman gerekiyor. Eğer sen bir haftada 0.1 Ethereum kazarken 0.5 Ethereum kazmaya başladıysan senin hızın düşmüş demektir. Burada Ethereum'un değerinin 2 katına çıkmasıyla oradaki gelirini senin dengeleyebilir. Fakat bu senin kazım hızının düştüğü gerçeğini değiştirmiyor. Sen
iki şekilde de belki 100 dolar kazanacak olabilirsin. Ama şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Eğer Ethereum değer kazandığında senin kazımızın düşmeseydi, o zaman 100 dolar yerine ne yapacaktın? 200 dolar kazanacaktın. Bazı arkadaşlar bunu görmezden geliyor, fakat bu da bir gerçek. Tabii her şeyi bir kenara bırakırsak şunu atlamamak gerekiyor. Ülkemizde biliyorsunuz döviz kurları sürekli hareketli ve şu anda da bir yükseliş eğilimi içerisindeler. Biz bu videoyu çekerken mesela dolar 8.6 ile 8.7 arasında bir yerdeydi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Ethereum'un da artacağını varsayarak hani gelirlerin biraz daha böyle dengede gideceğini söyleyebiliriz. Fakat sonrasında Ethereum'un kazımızı düşeceği için gelirler de belli bir noktada aşağıya doğru inmeye başlayacaktır. Tabii şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şu anda bir madencilik rigi kurduğunuz zaman, atıyorum 4 kartlı bir rig kurdunuz diyelim ve 120-150 maaş arası bir değer aldınız. Burada sizin elektrik masrafınızın 3-4 katı kadar bir geliriniz oluyor. Bu bir gerçek. Lakin şunu da göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. Şu anda ekran kartları vesaire çok pahalandı. Çok diye birkaç ay öncesinde 4.500-5.000 Türk lirası arasında aldığınız ekran kartları şu anda 6.000-7.000 Türk lirasına satılıyor. Ki burada sıfır kartlardan bahsetmiyorum. İkinci el kartlardan bahsediyorum. O yüzden hani yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım ya da ne bileyim oraya harcayacağım parayı Ethereum'a yatırıp onları stake etmek ileride daha mantıklı bir tercih olabilir mi? Bunları da değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun yanında ben Ethereum madenciliği için ekran kartı toplamıyorum. Farklı coinler de kazacağım diyorsanız o zaman ne yapmanız gerekiyor? Kazılacak coinlere göre ekran kartı seçmeniz gerekiyor. Daha önce bir videodan bahsetmiştik zaten. Burada AMD kartlarla Nvidia kartlar arasındaki farkları sizlere söylemiştik. AMD kartlar evet Ethereum kazımında gayet iyi sonuçlar veriyor. Fakat farklı coinlere iş geldiğinde Nvidia kartlarının biraz daha böyle yüksek performansa sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada hangi coin'i kazacağınıza da önceden karar vermeniz ve ekran kartlarını da buna göre tercih etmeniz çok önemli arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yani 24 Temmuz'da dediğimiz gibi bir güncelleme gelecek London Hard Fork'u. Bu güncelleme geldikten sonra bir video daha çekeceğim sizler için. Ethereum gelirlerinin ne kadar düştüğünü, ne kadar düşmediğini orada görmüş olacağız. Madenciler bana kızıyor. İşlerine gelmiyor muhtemelen. Gelirlerinin düşecek olması onları üzüyor, anlıyorum ama bu bir gerçek arkadaşlar. Gerçeklerle yüzleşmelisiniz. Yani sizin burada ya bu adam bir şey bilmiyor, işte yok madencilik bitmez, yok Ethereum gelirleri düşmez demeniz gerçekleri değiştirmeyecek. Sizinle ayın 24'ünde görüşeceğiz tekrardan. Yeni çekeceğim videoda gelirlerin ne kadar düştüğünü sizler için gözler önüne sermiş olacağım. Önümüzdeki süreçte yeni kripto para videoları çekmeye devam edeceğiz. Dipnot olarak belirtelim. Bu veya diğer kripto para içeriklerimizin hiçbirinde yatırım tavsiyesi yok arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere.